Muzur kıyısında sizlerle böyle güzel bir sohbete katılmak benim için hakikaten çok keyif verici. Ben Dersim'i dört mevsim seven ve Dersim'e aşık olanlardanım. Şair olsaydım çok şiirler yazardım. Yazar olsam çok kitaplar yazardım. Dersim benim için böylesine romansal ve romantik bir şehir. Karlar altında yürümek, o beyaza bürünmüş, gelinliğini giyinmiş güzel kızlar gibi o yüce dağların eteklerinde dolaşmak, yürüyüş yapmak, arkadaşlarla meditasyon yapmak hakikaten çok güzel. Yaz aylarına gelince direkt kıştan yazı atladım ama inanılmaz bir güzelliğe sahip. Muzur kıyısında o güneşin sıcaklığında suyun serinliğini hissederek yaşamak ve burada kitap okumak, dostlarla sohbet etmek ve gelen bütün dostlarıma dersimde rehberlik yapmak benim için çok keyifli. Özellikle yaz aylarım festival döneminde tamamen gönüllü rehberlik bazında geçiyor. Muzur'u Dersim'i hissettiğim gibi misafirlerime de hissettirmek istiyorum. Çünkü rehberlik yaparken siz gerçekten derinden bu aşkı yaşıyorsanız ancak bu aşk hikayesini başkalarına aktarabilirsiniz. O kadar güzel duygular içerisindeyim. Dersim'e gelme sebebim de benim buradaki dağlar, nehirler, Dersim'in doğası, coğrafyası, Dersim'in biyolojik çeşitliliği, buradaki hayvanlar, buradaki güzellik ve insanlar doğasına benzer. Ben bunu biliyorum. Hani kendim de öyle. Dağları kadar bazen sert, suyu kadar rahatlatıcı olabiliyorum. Yani bir günde dört mevsimi yaşayabiliyorum. Neden? Çünkü evet, insan coğrafyasına benzer ve ben de coğrafyaya benzeyen kadınlardanım. Dostlarımla Muzur kıyısında oturduğumuz zaman tabii ki tarihi unutmak, bu coğrafyada yaşanan acıları dile getirmek ama yaşadığımız bütün acılara rağmen de Muzur'un sayesinde tekrar hayata yeniden bağlanmak işte dersim benim için budur. Yani ve hayat devam ediyor. Geçmişteki bütün acılarımıza, sorunlarımıza ve Türkiye'nin en fakir ili olmasına rağmen, yoksulluğa rağmen çok masum, çok güzel bir coğrafyada yaşamak, Muzur'un sesini dinleyerek hayata yeniden bağlanmak, yaşamın ta kendisi diye düşünüyorum. Evet, sonbahar ayların böyle yaşadığım zamanlar bir Kanada kadar güzel. Doğada bütün renkleri bir arada görmek, örneğin Salıördek yürüyüşü yaptığımız zaman yüzlerce insan fotoğrafçılık açısından hakikaten görmeye değer. Ben tabii ki Dersim doğasının dört mevsim turizme uygun olduğunu düşünenlerdenim. Eğer arzu edilirse özellikle bu konuya değinmeden geçemeyeceğim tabii ki. Dersim dört mevsim doğa turizmine uygun, ekoturizm kriterlerine uygun bir şehir. Bir İsviçre'ye benziyor. İsviçre'den çok daha muhteşem olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu coğrafyanın kendine has duyguları var, kendine has kültürü var. Biz Aleviler bu doğadan esinlenerek yaşam felsefemizi belirlediğimiz için dinlerden daha farklı bir kültürü bağrımızda taşıyoruz. Su bizim için kutsal, börtü böcek kutsal, insan kutsal, evrende var olan her şey kutsal. Biz bu duygularla bu Dersim doğasında yaşarken bunu gelen misafirlerimize o kadar derinden hissettiriyoruz ki bir gelen bir daha gelmek istiyor, bir gelen bir daha gelmek istiyor. Kendimi bir nevi aslında bu aşk hikayemi anlatırken Dersim'e olan aşkımı bir turizm elçisi gibi de hissediyorum aynı zamanda. Paylaştığım resimler, videolar vesaire yüzlerce insanın gelmesine sebep oluyor. Bu duygularla burada çok yoğun bir şekilde yaşamak ve yaşattırmak benim artık bir idealim falan oldu. Gelelim bu ekoturizm kriterlerine uygun turizm nasıl geliştirebiliriz? Aslında bu çok önemli bir konu. Eğer istihdam yaratmak istiyorsak hakikaten Dersim milyon dolarlık bir kapitale sahip. Parayla satın alamayacağımız kadar çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece kamping, karavan, doğaya uygun dağ evleri, bungalovlarla vesaire bütün dünyaya turizm hizmeti verebilecek kadar zengin ve o derinlikte bir coğrafyadan bahsediyorum. Bütün misafirlerimizi aslında uluslararası tanıtıma davet ediyorum. Çünkü bu bir tek kişinin aşk hikayesiyle kalmamalı. Dersim'e gelen her arkadaşın
bizi tanıtmakla yükümlü olduğunu düşünüyorum. İnsanları buraya gelmeye davet ediyorum. Bu güzellikler, bu nimet bütün insanların hizmetinde. Gelsinler, görsünler. Zaten bu son yıllarda Dersim turizm konusunda çok daha meşhur olan bir şehir. Yüz binlerce insanı konuk ediyoruz. Yüz binlerce insan Muzur Nehri'nin serinliklerinde bu güzelliklerden faydalanarak, beslenerek kendi sıcak şehirlerine dönüyorlar. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden oldukça fazla misafirlerimiz geliyor. Diyarbakır'ın, Batman'ın sıcağından kaçanlar Muzur'un içerisinde ayakları suda keyif yapıp serinleyip ondan sonra kendi tekrar sıcak yuvalarına dönüyorlar. Dersim böyle bir yer. Dört mevsim, bir aşk hikayesi. Değerli dostları burada görmek isteriz. Tabii ki Dersim'in ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Profesyonel bir tanıtım Dersim'e ekonomik anlamda da büyük getirileri olacaktır. Neden? Çünkü biz turizm sektöründe çok büyük çapta istihdam yaratabiliriz. Ben buna inananlardanım. Hani fabrikalar evet gerekli, başka sektörlerde de tabii ki hizmetler sunabiliriz ama Dersim doğası, coğrafyası tarım sektöründe birçok şeye izin vermiyor. Çünkü arazi oranımız oldukça düşük. O zaman biz turizmle istihdam yaratmaya ve ekonomik kalkınmaya doğru bir adım atabiliriz. Dersim buna ihtiyacı var çünkü çok fazla göç veren bir şehir. Bu göçün önüne geçebilmek için de ekoturizm kriterlerine uygun turizm sektöründe eğer yatırımcıları, girişimcileri buraya çekebilirsek ve dört mevsim turizmde para kazanıp istihdam yaratabileceğimizi ki gösterebiliriz. Evet, yani dört mevsim turizmciler burada çok rahat turizm sektöründe para kazanabilirler ve aynı zamanda istihdam yaratabilirler. Sürekli tabii ki girişimcilerle, yatırımcılarla konuşuyoruz. Özellikle Antalya bölgesinde bulunan, Diyarbakır'da bulunan turizm sektöründeki turizm ajantalarının buraya turist getirmelerini sağlamak gerekiyor. Sadece tabii ki bu ajantalarla değil, örnek olarak veriyorum. Türkiye çapında, TÜRSAF'la çok büyük çapta dört mevsim turizmin yapılabilirliğini göstermek, onlarla adım adım buraları dolaşmak, profesyonel bir formatta Dersim'in bütün dünyaya tanıtabileceğimize inanıyorum ve oradan çok ciddi istihdam yaratabileceğimize inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda on binlerce gencin Avrupa'ya gittiğini, gitme sebeplerinde işsizlik olduğunu biliyoruz. Bu göçü durdurabilmenin bence birinci şartı turizm sektörüne yapılacak olan yatırımdır. Ve Dersim doğasına zarar vermeden bu konuda yükselişe geçebiliriz. Bir İsviçre modeli yaratabiliriz. Evet.